Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte masal ve fabul konusunu öğreneceğiz. Son derece kolay bir konu. Masallar olağanüstü hikayelerin anlatıldığı, böyle evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde diye döşeme yani tekerleme bölümüyle başlayan eserler olacak. Olağanüstülükler var. Fabullarda ise arkadaşlar hayvanlar kahraman olacak. İbret verici bir sonla bitecek. Gelin isterseniz bu konuyu güzel bir şekilde öğrenelim. Dersimizin sonrasında da sizlere Dinamo Soru Bankamızdan ve 0'dan 9'a edebiyat kitaplarımızdan ödevlerimizi vereceğiz. İntromuz girsin, hızlı bir şekilde dersimize başlayalım ve bu konuyu güzelce öğrenelim. Hadi bakalım. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynar iken eski hamam içinde, develer tellal iken, pireler berber iken, ben ninemin beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ninem düştü beşikten, dedem düştü eşikten, biri kaptı maşayı, biri kaptı şişeyi, gösterdiler köşeyi diye başlar masallar arkadaşlar. İşte burası masalın tekerleme bölümü olacak. Bunları güzel güzel öğreneceğiz. Üniversite sınavlarına da buradan soru geliyor. Hangisi masalın döşeme bölümü, tekerleme bölümüdür? İşte fabullarda bu yok mesela. Fabullarda böyle bir giriş yok. Bunları bizlere sorabiliyorlar. Hepsini öğreneceğiz. Masalın tanımına bakacağız. Planına bakacağız. Dünya ve Türk Edebiyatı'nda masalları göreceğiz. Aynı zamanda fabulun tanımı, planı ve genel özellikleriyle beraber Dünya ve Türk Edebiyatı'nda fabulları öğreneceğiz arkadaşlar. Şimdi masal genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen, olağan dışı olayları anlatan edebi tür. Yani olağanüstülük çok önemli. Masallarda böyle bir kerevet diye bir şey var. Belki duymuşsunuzdur. Hani masalın sonunda der ki, onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Burada kerevetten kastımız şu. Eskiden sedir yani kerevete oturulup, yani koltuğa oturulup hoş sohbetler ediliyor. Masalın sonunda da bu hoş sohbetler kastediliyor. Onlar ermiş muradına, biz de kerevete, sedire, koltuğa oturup hoş sohbetler edelim. Masaldakilerin mutluluklarına ortak olalım demek istiyorlar masalların sonunda. Şimdi masalın planına bakalım. Birincisi bir döşeme bölümü var. Yani dinleyicinin ilgisini çekme amacı taşıyan tekerleme bölümü. Hemen gösterelim. Şu bir döşeme bölümü. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler top oynarken eski hamam içinde, ben diyeyim şu ağaçtan, siz diyeyim şu amaçtan diye gidiyor ya. İşte burası, bu en başında masalın döşeme bölümü yani tekerleme bölümü. O zaman size sınavda döşeme bölümü nedir derse tekerleme bölümüdür diyeceksiniz. Bu kadar basit. Serin bölümü seriyorsun yani giriş yapıyorsun yani kişileri tanıtıyorsun. Bir varmış bir yokmuş, bir ülkenin padişahının üç kızı varmış. Bak bir padişah var, üç kızı varmış. Bir gün bu padişah kızlarını başına toplayıp beni ne kadar seversiniz diye sormuş. En büyük kızı dünyalar kadar, ortanca kızı kocan kadar, küçük kızı tuz kadar severim demiş. Allah'ım yarabbim. Şimdi bak burada kişileri tanıttı, bir giriş yaptı. Düğün bölümü ise olaylar gelişir, çatışma ortaya konur, iyiler ve kötüler bu bölümde belirginleşir, olayın ayrıntılarına girilir, merak duygusu yoğunluk kazanır. Bakın burası çok önemli. Olaylar hızlanarak çözüm noktasına doğru yaklaşılıyor. Ama olayların düğümlendiği bölüm yani. Bakalım nasıl olacak? Padişah küçük kızının cevabına çok sinirlenmiş. Hani tuz kadar severim demişti ya. İnsan hiç tuz kadar sevilir mi? Demiş. Ardından küçük kızını cellada teslim etmiş. Allah Allah, bu nasıl baba ya? Olağanüstü işte, böyle bir şey olabilir mi? Cellat kızı kesmek için dağa götürmüş. Kız cellada yalvarmış. Sen de babasın, bana kıyma demiş. Bak şimdi düğümlendi, merak ediyoruz. Gelelim çözüm bölümüne. Çözüm bölümünde de düğün bölümünde belirginleşen çatışma bu bölümde iyilerin kazanması ve kötülerin cezalandırılmasıyla çözülüyor. Şimdi sonra olaylar devam ediyor. O sırada küçük kızı padişahın sofrasına ayağa fırlamış. Padişahım, duyduğuma göre sen küçük kızını seni tüz kadar seviyorum dediği için öldürtmüşsün demiş. Padişahın söz söylemesine fırsat vermeden işte o küçük kız benim demiş. Ve bütün yemekleri tuz yaptırdım ki kıymetini anlayasın sözlerini eklemiş. Padişah yaptığından utanarak küçük kızının boynuna sarılmış. Tabi burada biz atladık bir kısmı. Cellat bunu öldürmüyor. Kız kaçıyor. Sonra saraya gizli bir şekilde giriyor. Orada tuzsuz yemek yapıyor. Tuzsuz yemek yapınca padişah da ne kadar değerli olduğunu anlıyor tuzun. Ve bu şekilde olay çözümlenmiş oluyor. Dilek bölümü ise iyi dilek bildiren kalıplaşmış sözlerle son bulur. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Demek ki döşeme deyince tekerleme diyeceğiz. Serim deyince kişiler tanıtılıyor. Düğüm deyince merak duygusu var. Çözümde iyiler kazanıyor, kötüler kaybediyor. Dilek bölümünde de dilek tutuluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Masalın genel özellikleri olaya dayalı, kurgusal, tekerlemeler var. Yer ve zaman ögeleri belirsiz, hayali mekanlar var. Olaylar geçmiş ama belirsiz bir zamanda geçiyor. Geçmiş zaman kullanılıyor. Geniş zaman da kullanılabilir. Gelir, gider diye de cümleler olabilir. Olağanüstü olaylar ve kişiler var. Kahramanlar, devler, periler, cinler, padişahlar, prensler, prensesler gibi kişiler. İyi ve kötünün mücadelesi var ve sonunda da hep iyiler kazanıyor. Kötüler de cezalandırılıyor. Başında ve sonunda kalıplaşmış sözler var. Eğitici yani böyle didaktik
öğüt verici olduğunu da masalın söylememiz lazım. Evrensel değerler işleniyor. Dini ve milli ögelere yer verilmez. Yani Keloğlan nereli? Kırmızı başlıklı kız nereli? İngiltereli, Almanyalı, Fransalı bilemezsin. Bunların hiçbiri söylenmez. Anonimdir, yani söyleyeni belli değildir. Sözlüdür, sonradan yazıya geçirilmiştir. Dünya edebiyatı masala baktığımızda kaynağı Yunan ve Hint mitolojileri. Eski Yunan'daki Ezop masalları, böyle Aesopos diye yazılıyor. Ezop masalları bilinen en eski masal örnekleri. Milattan önce 6. yüzyılda yazıya geçirilmiş olan Ezop masallarında kahramanlar genellikle hayvanlar oluyor. Dolayısıyla bunlar fable da kabul ediliyor. Hint edebiyatındaki Panchatantra adlı eser M.Ö. 1. yüzyılda yaşayan Beydaba'nın yazdığı Kelle ve Dimne doğudaki ilk masal örnekleri. Arap ve İran kaynaklı Binbir Gece masalları da yine doğu toplumlarının hayal dünyasının ürünü. Yine Grimm kardeşler olarak tanınan Jakob ve William Grimm Almanya'da halk arasında yaşayan masalları derleyerek 1812 yılında Çocuk ve Yuva masalları adıyla yayınlıyorlar. Bu masallar da Grimm masalları adıyla tanınıyor. Danimarkalı yazar Andersen 1835 yılında Çocuk Masalları adlı eserini yayınlıyor arkadaşlar. Bizde de yine Uygur döneminde bu çıktı üniversite sınavında. Kalyanam Kara ve Papam Kara, yani iyi düşünceli prens ve kötü düşünceli prens masal özelliği gösteren ilk eserlerden. Osmanlı'da sözlü gelenekten derlenerek hazırlanan Billur Köşk de yine ilk Türk masallarından. 9. yüzyıldan, daha doğrusu 19. yüzyıldan itibaren Türk halk edebiyatının sözlü ürünleri içinde kıssa adıyla anılan masal için mesel sözcüğü kullanılmaya başlanıyor. Masal sözcüğünü ilk olarak Namık Kemal kullanacak. Bizde de Pertev Naili Boratav, Eflatun Cem Güney, Naki Tezel gibi araştırmacılar bizlere ait eski masalları derleyerek yayınlayacaklar. Geldik fable'a. Fable ise kahramanları çoğunlukla hayvanlardan seçilen, ders verme amacı güden, genellikle manzum şekilde olan edebi tür. Bunun anahtar kelimesi hayvanlar. Bakın okuyalım bir tane. Bir dala konmuştu karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Ona name yapmaya başladı. Oo, karga cenapları merhaba. Ne kadar güzelsiniz. Ne kadar şirinsiniz. Gözüm kör olsun yalanım varsa. Tüyleriniz gibi ise sesiniz. Sultanı sayılırsınız bütün bu ormanın. Keyfinden aklı başından gitti Bay Karga'nın. Göstermek için güzel sesini, açınca ağzını düşürdü nevalesini. Tilki kapıp onu dedi ki, efendiciğim, size küçük bir ders vereceğim. Her dal kavuk bir alığın sırtından geçinir. Bu dersi de fazla olması gerek bir peynir. Karga şaşkın, mahcup, biraz da geç ama yemin etti gayrı faka basmayacağını. Yani kargayı kandırıyor tilki, konuş çok güzel sesin var diyor. Karga da ağzındaki peyniri düşürüyor. Şimdi dikkat etseniz fabullarda genellikle ibret verici, nasihat verici bir mutsuz son vardır. Şimdi fable'ın planına bakalım. Serin bölüm var. Kişiler kısaca tanıtılıyor, olayın geçtiği şehre belirtiliyor, olay başlatılıyor. Yani şurası. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış pençesine bir fare. Aslan, aslan yürekliymiş o gün. Kıymamış canına, bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliği. Kimin aklına gelir? Farenin aslana iyilik edeceği. Etmiş işte, hem de canı kurtarmış. Bak bir olayı serdi. Nasıl olacak acaba? Fare aslanı nasıl kurtaracak? Hep beraber göreceğiz. Düğün bölümü, çatışma ortaya konur ve olay düğümlenir. Olayın ayrıntılarına girilir. Merak duygusu yoğunluk basar. Yine merak duygusu düğün bölümü oluyor. Günün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa. Ağlar içinde kalmış. Kükremiş durmuş boşuna, bak düğümlendi olay. Çözüm bölümü ise düğüm çözülür, çatışma sona erer. Olay genellikle beklenmedik bir sonuca bağlanır. Düğüm çözülüyor yani. Bereket, fare usta yetişmiş imdada. Bu iş kükremekle değil, kemirmekle olur demiş. Başlamış incecik dişlerini işletmeye, gelmiş ipin hakkından kıtır kıtır. Bir ilmik kopunca ağdan hayır mı kalır? Yani aslan bir ağa takılıyor, fare de ipleri kıtır kıtır böyle kemirerek aslanı kurtarıyor. Ne oldu? Aslan hani kurtarmıştı ya fareyi. Fare de onu kurtarmış oldu. Öğüt bölümü ise olayla ilgili ana fikir öğüt biçimine verilir. Bu öğüt bazen bir atasözüyle ortaya konur. Sabır biraz da zaman, güçten öfkeden daha yaman. Herkes herkese yardım etmeli, ben büyük, o küçük dememeli. Ne oldu? Aslan büyüğüm diye böbürlenmeden fareye yardım etti. Fare de aslanı kurtarmış oldu. Burada şunu biliyoruz ki serim, düğüm, çözüm, öğüt bölümünü anlamak çok kolay. Burada tek büyük önemli fark masalla alakalı arkadaşlar, onu söyleyelim. Hatırlarsanız masalda döşeme bölümü vardı. Bakın burada döşeme yok. Yani 1, 2, 3, 4, 5 tane yer var. Burada ise 4 tane yer var. Serim. Tamam. Düğüm de var. Çözüm de var. Burada dilek var masalda. Burada ise öğüt var. Hani burada ise gördüğünüz gibi döşeme. Yani evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde bölümü yok. Gelin isterseniz bunu şöyle karşılaştıralım hatta masalla fable arasında net bir şekilde. Bakın. Masalda döşeme tekerleme bölümü var, burada yok. Masalda dilek bölümü var, fable'da öğüt bölümü var. Masal düz yazı şeklinde, fable şiir veya düz yazı şeklinde. Masalda kahramanlar insanlar ve olağanüstü varlıklar, fable'da kahramanlar genellikle hayvanlar.
Masallar mutlu sonla bitiyor. Fabullar ibret verici bir sonla bitiyor. Benzerliklerine baktığımızda ikisi olaya bağlı. İkisinde de evrensel değerler var. Ders verme amacı var. Öyküleyici anlatım var. Yer ve zaman ögeleri belirsiz ikisinde de. Hakim anlatıcı bakış açısı var. Her ikisinde de benzerlikler bunlar. Ama farklılıklara baktığımızda bu ibret verici bir sonla bitiyor fabul. Bu ise mutlu sonla bitiyor. Burada tekerleme bölümü var. Burada yok arkadaşlar. Şimdi fabulu gelin isterseniz genel özellikleriyle bitirelim. Sonrasında konumuzu bitirelim. Sizler de mutlaka 9. sınıf Dinamo soru bankamızdan ve 0'dan 9'dan da bununla alakalı kısımları tamamlayın. Şimdi fabul olaya dayalı, kurgusal, düz yazı şeklinde, şiir de olabiliyor tabii ki. Somut kavramlar değil, soyut kavramlar anlatılıyor. Yani böyle aşk, ayrılık, tembellik, dürüstlük, çalışkanlık, yalan gibi kavramları anlatacaklar. İnsanların başından geçen her türlü olay konu edilebiliyor. İyilik, kötülük gibi kavramlar var. Kahramanlar genellikle hayvanlar olduğunu söyledik. Teşhis, yani insan olmayan varlıkların insanmış gibi olması ve intak, insan olmayan varlıkların insanmış gibi konuşturulması sanatları var. Hayvanlara kurnazlık, cesaret, kibir, kıskançlık, kahramanlık gibi insan özellikler temsil edecek. Yani mesela tilki kurnaz olacak, aslan cesur olacak mesela, öyle değil mi? Öyküleyici anlatıma başvurulacak. Yer ve zaman ögeleri belirsiz, aynı masaldaki gibi. Yer yer kalıplaşmış sözler kullanılabiliyor. Evrensel temalar var. Ders verme amacı var. Yani yine bu da didaktik. Didaktik şiir özelliği taşıyor. Bir öğüt yer alıyor ve öğüt genellikle bir atasözü ya da özdeyiş yoluyla veriliyor. Dünya edebiyatında yine Ezop masalları, hani az önce masallarda da vardı ya, Aesopos masalları fabul da örneği aynı zamanda. İlk fabul örneği. Beydaban'ın yazdığı Kelle ve Dimne ilk fabul örneği. İranlı şair Sadi'nin Gülistan adlı eseri. Fransız yazar La Fontaine'in eserleri hep fabul örnekler arkadaşlar. Amerikalı yazar Richard Bach'ın Martısı, George Orwell'in Hayvan Çiftliği ve Saint-Exupéry'nin Küçük Prensi de yine fabul türünün etkisini taşıyor. Bizim edebiyatımıza baktığımızda Hint, Arap ve İran'dan bize esinlenerek oluşturacağız. Mevlana'nın Mesnevisi, Gülşehri'nin Mantık-ı Tayr adlı çevirisi, Şeyhi'nin Harnamesi, öküz olmaya yeltenen eşeğin hikayesini anlattığı Harname eseri, Mesnevisi. Bunlar hep fabul örnekleri. Yine biz de Şinasi, La Fontaine'den fabulları Türkçe çeviriyor. Orhan Veli de yine bunları şiirleştiriyor. Bu sayfayı az önce göstermiştik. Masal ve fabul arasındaki farkı bir kez daha gösterip bitiriyorum. Ama sonrasında arkadaşlar sizler mutlaka bakın. Sıfırdan 9'a kitabımıza göstermek istiyorum. Burada şöyle şu kısımdan açarak göstermek istiyorum. Masal ve fabulu biz 4. ünitede sizler için güzel güzel anlattık, renkli resimli bir şekilde. Döşemeyi, serimi, düğümü, çözümü, dileği gösterdik. Bak, döşemede tekerleme var. Serimde kişiler var. Düğümde böyle olaylar düğümleniyor. Çözümde kral affetmiş diyoruz. Dilekte onlar ermiş muradına diye dilekte bulunuyoruz'u gösterdik. Masalın tarihsel gelişimini, aynı zamanda edebiyatımızdaki masalları gösterdik. Fabul ve fabulun tarihsel gelişimini de gösterdik. Sonrasında dil bilgisi konuları geliyor. Buradaki soruları çözün. Dinamo soru bankamızda ise, şunu şöyle sayfamız kaymasın. Dinamo soru bankamızda ise bu üniteyle alakalı arkadaşlar. Masal ve fabulla alakalı. Şöyle alalım. Burada hem rehber sorular koyduk sizler için konuyu öğreten. Hem de tekrar testlerinden sonra ÖSYM tarzı sorular koyduk. Bunları da mutlaka çözmeyi unutmayın arkadaşlar. Yazılı sorularımız da zaten sizleri bekliyor. Şimdi o zaman son kez özetliyorum. Masal mutlu sonla bitiyor. Fabul ibret verici sonla bitiyor. Masallar olağanüstü. Fabullar da olağanüstü ama fabulların anahtar kelimesi olağanüstülük değil, hayvanlar. Masallarda tekerleme bölüm var ama fabullarda yok. Her ikisinde de evrensel değerler var. Her ikisi de ders veriyor. Her ikisi de olaya bağlı. Her ikisinde de yer ve zaman belirsiz. Ama en büyük farklılıkları mutlu son, mutsuz son. Tekerleme bölümü var, tekerleme bölümü yok diye aklınıza tutabilirsiniz. Hadi bakalım, ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Hepinize şimdiden masal tadında keyifli dersler, sınavlar, başarılar arkadaşlar.